Bütün antrenmanlarda varmış. Çak ne evet. formdaymış. Yani Galatasaray politikası gereği sattığı kadar almak zorunda. Mutlaka ki işte Belen elden çıkarmaya çalışıyorlar. Artı... E... Ama o da gitmeye yanaşmıyor. Ya bir yerde, ya bir, yerde e, bir sonuca ulaşacaklar yani. Bir yerde bu tür görüşmeler devam ediyor. Biliyorsun transferin e, bitmesine çok var. Daha ligin başlamasına epey bir süre var. Bu süreç içerisinde Galatasaray'ın e, antrenman ihtiyacını hissetmeyen orta saha oyuncularına ihtiyacı var. Hı hı. Yani gelecek antrenman yapmamış, 15 gün antrenmanı bekleyeceksin. Bunların bu bu sezonda yani bu uzun sezonda Galatasaray'ın hazır olmayan oyuncuya ihtiyacı yok. Hazır olan oyunculara ihtiyacı var. Sadece Donkla bu yeterli olmaz orası. Orada başka oyuncuların da oynaması lazım. Mutlaka bunun çalışmalarını Galatasaray yapıyor. Bence sezon öncesi çalışmalarını yapan oyuncuları Galatasaray almalı veya kiralamalı. Evet. Hiç yapmamış. Kenarda oturan bekliyor. İşte ya tutarsa mantığıyla artık alınacak dönemde değil. Galatasaray'ın buna ihtiyaç Çünkü sezon başı birçok oyuncu Galatasaray'a sezon öncesi antrenmanı yapmadan gelmişti. Hatırla Feguly e erken geldi ama Belanda bunlar Dünya Kupası oynamışlardı. Yani dolayısıyla hazır oyunculara ihtiyaç var. Galatasaray'ında. da Orta sahasında e, mesela e, güçlü oyuncu ihtiyacı var. Bugün alabiliyorsa, kiralayabiliyorsa ben olsam Elneni'yi kiralarım. Beğeniyorsunuz. Beğeniyorum tabii canım. Yani beğeniyorum. Nasıl senden alıyorsa, beğeniyorsa e, Fenerbahçe. Beşiktaş alamıyorsa elini, Yani Aldı zaten Mensa yerini almışsa. Elinde, elinde imkan varsa ben o bölgenin bir tane oyuncusunu Elneni yaparım. Bu kadar basit. Senin buna imkanın varsa, kiralama imkanın varsa... Bu transferi bitirebiliyorsan Elnen'i çok rahat düşünürüm ya. Sen Dongse'ye en Elnen'i olacak. Ya tabii yani Seriden e, transferi henüz transferiniz Demina şu ya. an Kabe'ne göre gidiyor. Seninle ilgili var ya. Yani Demina'nın olmayışı Galatasaray için büyük kayıp diye düşünmüyorum ben. Yani bana oyunu yönetmek yet yeterli değil. İcraatı da olması lazım. Al, gol Hı -hı. atacak, gol attıracak. Yani sonra bir bakıyorsun maç içinde oynarken birdenbire sakatlanıyor, oyundan çıkıyor. Senin bütün oyun düzenin bozuluyor. Böyle yarı yolda seni bırakabilecek oyuncularla yola çıkmayacaksın. Daha güçlü, kuvvetli, az sakatlanan, iyi mücadele eden, bir melo gibi düşün. Kaç maç oynamış? 40 maçlık playoff'luk süreçte 38 maç mı ne oynamış? 39 maç Mustar oynamış. Yani e, Devamlı, hepsi var. 10. Bende onun listesi var. İnanılmaz bir maç. Galatasaray'ın böyle bir, bütün takımların genelde bu 40 haftalık periyot içerisinde böyle oyunculara ihtiyacı var. 38 39 maç oynayabilecek, 38 maç oynayabilecek bu tür oyunculara ihtiyacı var. Dolayısıyla evet, yani seri limana takılarak hayat bitmez, devam etmez. Onun için başka şeyler düşünmesi lazım Galatasaray'ın. Dediğim yani gibi ya yani transferde Trans biraz geç kalmadım hala kim? bekliyor taraftar transferde. Transfer Galatasaray'ın durumu da ortada yani Galatasaray sattığına göre alacağı için Galatasaray'ın bir tek bir iki tane oyuncu almak varsa göbeği alacak. Satacak birkaç tane oyuncuları veya kiraya görecek. Babel'i gönderecek. Babel mesela. Tamam. O gitmek istemiyor. Belanda ayrılmak ya tamam. istemiyor. Yani sonuçta ya bunlarla beraber e, fes edeceksin tek taraflı. Parasını ödeyeceksin ya da. Başka şansı yok. Zaten Babel'le 3 yıllık yapılan sözleşme hataydı ya. Babel'in Fatih kendi lafı değil mi? Futbolcunun geçmişine değil geleceğine yatırım evet. yapmalıyız diye. Yani geçmişimin var şeyin Babel'i. Affedersin. Evet. Geleceğim var pardon. Geçmişi var da var? tamam da ama geleceği yok kendi itiraf etmiş adam. Babel'le oturacaksın, konuşacaksın. Bu yanlış bir kadro mühendisliği. Gerçi hala milli takımına da çağrılan bir oyuncu Babel e tamam, ama Galatasaray sistemine uymadı bence. Tamam bence de bence de Babele Babel deneme denemeli. Yani ya da gitmezse o... değerlendirir mi Fatih Hoca bilmiyorum bence sistemine. O bence oluyor. o bölgede çok oyuncu var. Babele değerlendirmez. Yani o bölge. Babel Galatasaray'ın ilk orada de... Hala Onyekuru veya Onyekuru tarzı oyuncu da arıyor Galatasaray. Alması gerekir. Yani otur ben söylüyorum ya Galatasaray'ın yani biz e, ne şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyoruz ne de macerayı açıyoruz. Biz dedik Galatasaray'ın kanat oyuncusu Buruma ile başlayan Rodriguez'e devam eden Onyekoro ile sonlanan bir kanat oyunu var. Galatasaray'ın böyle hızlı oyunculara var. Peki Beşiktaş takımı Pauk önünde neden mağlup oldu? Çabuk oyunculara mağlup oldu. Arkaya çabuk giden Tabii. oyunculara. Yalan mı? Doğru yani tuzolis galiba 18 yaşında aldı götürdü iki tane gol attı bir tane gol attırdı evet. e şimdi bir şey soruyorum dünya futbolunda kanat oyununda oynayacak oyuncuların evelip gemelememesi gerekiyor rakip defans arkasına topla hızlı driplik yapabilecek ya da topsuz koşuları yapabilecek oyuncular olacak Emre kılınç o tarz bir oyuncu değil Emre mi? Emre Kılıç da öyle çabuk kuvvetli bir oyuncu içeri dışarı çalım atabilen yani hakimiyeti olan bir oyuncu Galatasaray yaşı da genç Galatasaray'ın en doğru transferlerden bir tanesi Oğulcan da öyle o da mesela hı hı. kuvvetli bir oyuncu. Yani sonuçta Galatasaray'ın bu tür oyunculara ihtiyacı var. Orta sahada da dinamik koşan e, savunma ile hücum hatta arasında fiziksel performansıyla ve per, şeyle eee ne diyor teknik kapasitesini köprü olabilecek oyunculara ihtiyacı var. Melo Selçuk böyleydi. Fernando Endia'ya böyleydi. Biri çok mücadele eden, Fernando topu kullanan, defans arasına girip topu alıp oyunu arkadan başlatan bir oyuncudur. Yani Galatasaray'ın bu tür oyuncuları yaşamış olduğunu kabul edersek, yani bu tür oyunculara yönelmemek veya dünya e, genelinde scoutların bu tür oyuncuları belirlemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Galatasaray bunu yaşamış. Bir yeni bir oyun formatına geçmiyor. Dünya futbolunda bu her zaman için geçerli olan akçe. Yani şu anda Bayern Münih de böyle biliyorsun. Tabii. Bayern Münih bana sorsan şu anda Avrupa'nın yeni Barcelona'sı ya. Müthiş oynuyorlar. Bu kadar mi? değişim, Robben'le Ribery'nin üzerinden birçok değişim yaşadığını görüyorsan, o e, kalecileri bile yeni kaleci alıyorlar. Neuer sonrasını hazırlıyorlar. Yani bu değişimi çok net görüyorsun. Yapıyorlar. Evet. Bu planı görüyorsun. Kulübede oturanların kim olduğuna da bakıyorsun. Öyle değil müthiş, mi? Müthiş bir takım. E, yani kalıcısı. takıma baktığın zaman hiç kimse adamlar mağlup olmadan kupayı kazandılar. O zaman doğru kadro mühendisi yapmış. Yani benim mantığım şu ya tutarsa işili olmaz bu. Galatasaray iki yıl üstte şampiyon olan kadroyu korumalı. Yaşlanan hücrelerini gençleştirmeliydi. Örneğin Mariano'nun yerine alınan Omar doğru bir isimdi. Sarayçı savunma yönünü geliştirirse daha katkı son olur. Son haftalarda fena değil. Evet değil. katkı katkı sağlar diye düşünüyorum. Göbek'te en iyi stoperler sende şu anda. Evet. Marka ki Marko'ya talip olduğunu söyleniyor. Ama şu orta saha Kaleci ilgili sıkıntım var ama Muster olsaydı hiç dönüp arkaya bile bakmazdım. Ben hala Galatasaray'ın kalecilerinin hala daha dört dörtlük olduğunu söylemiyorum. Ama bir şey daha söyledim geçen gün. Aynı şey bunu da sosyal medya birileri yanlış kullanmışlar. Yani ben o kadar uzun konuşmadım. Dedim ki pandemi döneminde Galatasaray Santurfors oynadı. Beşiktaş'ın Santurfors'u vardı. Burak vardı. Boetenk vardı. <laughs> Fenerbahçe'nin Biliyorsun Vedat Muriçi vardı. Başakşehir'in Kırıvelli ile Den babası vardı. Trabzonspor'un Şorlot'u vardı. Ama şimdi mesela Fenerbahçe Vedat Muriçi sattığı zaman Santurfar almak zorunda. Beşiktaş Santurfar alıyor. Değil mi? Önemli bir golcüsünü Tabii. kaybetti. E Galatasaray'da iki tane Santurfar'ı var. Adem'i saymazsak biri çak ne, biri Falcao. De çok yani de biri Çakne yani ne Türkiye'de karşısında. gol kralı olmuş, bir tanesi Falcao, Avrupa'nın gol kralı adamın kimliği. Dünyayla geçen yadırsa. sene katkı sağlamadı, kabul ediyorum. O başka ama sezonu iyi başlamış bir Falcao'nun bu süreç içerisinde çok ciddi katkısı olur. Yani bunları iyi değerlendirmesi lazım. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok. Bence kaleciyle ilgili hmm. e, soru nasıl çözecekler bilmiyorum. İnşallah iki yerli kalıcılardan e, bir performans alırlar. Orta saha'ya da iki tane dediğim gibi. Geçmişteki iki tane dinamik oyuncuyu ortaya koymak, biri tekniği yüksek, biri e, rakiple top arasına girebilen, rakipten hı hı. rakipten top çalabilen, değil mi? Tabii. sert, agresif, topa sert ama oyuncuyu aldığınız takdirde Galatasaray Türkiye'nin şu anda en sonuçu takımı haline gelir. Çünkü Fenerbahçe çok transfer yapıyor. Bu transferlerin karşılığı ne olacak? Onu da, da konuşmuyoruz. Belan'dan giderse Belan'danın yerine de bir transfer yapılacak ya da. Kalırsa nasıl bir Ya Belanda'nın yerine yani. transfer yapmaz Galatasaray. Orada Fegül'ü de oynatır. Orada Arda'yı da oynatır. Orada Emrah Akbaba'yı da oynatır. O bölgelerde Galatasaray sıkıntı yaşamaz. Yani Belanda'nın da çok fazla etkili olduğunu söyleyemem. yani. Belanda bir on numara kalitesinde oynamadı. Evet. evet o yani. beklentiyi karşılamadı. karşılamadı. Kötü ama, oyuncu değil. değil ama... Tamam, Karşılamadı yani. Gamsız on oyuncu. On numarada da değil. Yani çok fazla kafaya takmıyor. Aslında futbola kendini verse, öfkelenmese, başka dış hı hı. etkenlerle uğraşmasa, sadece futbolu düşünse çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle. Bu tartışmıyoruz ama maalesef. Yani keyfi yerindeyse oynuyor. Maç içerisinde bile bu keyif konusunda gelgitleri var. Bazen o inanılmaz oyna, oyunlar ortaya koyuyor. Bazen de son derece saçma hareketler yapıyor. Yani karta dahi uzanabilen hatalar e, yapıyor. Önemli maçlarda yapıyor bunu. E, tabii yani yapıyor. Bu yüzden dolayı e, bütün bir sezonu Belanda'ya yatırım yaparak geçiremezsiniz. Orada daha dengeli bir oyuncuyu kullanmakta fayda var. Gelelim Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın aksine transfer kesmeden devam ediyor. En son Lemos'u getirdi Fenerbahçe. Stopere'de önemli bir takviye yaptı Uruguay ile. 24 yaşında 3 yıllık sözleşme imzaladı Lemos'la Fenerbahçe. Eksik bölgelerine de transfer yapmaya devam ediyor Sarılacı. Devam ediyor ama bir türlü stoperi oturtamadı yani. Ali Bey